24 Aralık günü bir yabancı elindeki 1 milyon doları Türkiye'ye getirdi. Türkiye'de bankada bozdu. 7 milyon 641 bin 200 TL para aldı. Sonra bunu 30 günlük faize yatırdı. Düne kadar yani. Evet. Bugün de bankadan parasını çekti. Düne kadar faize yatırınca 30 gün içerisinde 108.250 TL faiz parası kazandı. Topladık her ikisini 7 milyon 641 bin artı 108.250 lira ve bu toplam parayı da bugünkü dolar kuru üzerinden 7.39 üzerinden dolara çevirdik. Bugün de parayı aldık gidiyoruz. Evet. 1 milyon dolar getirmiştik bir ay önce. TL'ye yatırdınız, faize yatırdınız. Bir ay sonra da aldık gidiyoruz. Bugün itibariyle elde ettiğimiz bir aydaki faiz miktarı 48.640 avro. Yani dolar. Ayda %5'lik bir rakam. Norveç bizden aynı tarihte yani 20 Ocak tarihinde 4 gün önce faiz oranını açıkladı. Bir yıl euroya 0 faiz verdi. Biz dolara bir ayda %5 faiz verdik. Evet. Şimdi AKP niye iktidarda kalıyor anlıyor musunuz? AKP'yi kim iktidarda tutuyor anlıyor musunuz? Bu faizleri kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz. 83 milyonun o beşli çetesi hariç hepimiz ödüyoruz. Sabahleyin uyandığımızda elektrik ampulünü açtığımız anda elektrik bedelimizin %70'i faizlere, vergilere gidiyor. Telefonu elimize aldığımız anda konuştuğumuz bedelin aynı şekilde karşılığı buralara gidiyor. Gazı açtığınız anda, evinizdeki gazı açtığınız anda veya kaloriferinizi açtığınız anda bütün o vergileriniz işte bu faizlere gidiyor. Bana bir tek ülke söylesinler dünyada. Bir yılda euroya %30, dolara bir ayda %5 faiz ödeyip ayakta kalan bir tek ekonomi veya bir tek iktidar söylesinler. Evet. Daha ne nasıl? Olağanüstü. Yani tefeci faizi dediğimiz şey bu işte. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yerinde böyle vicdan duygularını sarsacak bu kadar ağır bir tefecilik söz konusu olamaz. Evet. Şimdi anlıyor musunuz niye ekonomi konuşamıyorlar? Niye anlıyor musunuz toplum konuşmasın diye? Murat Ağıreller araştırmasın diye? Niye toplumu susturmak için bu kadar baskılıyorlar? Neden İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları bile bu ülkede uygulanmıyor? Anlıyor musunuz? Evet. Konuşan bir toplum iktidarı gönderir. Susma, sustukça sıra sana gelecek sloganı her zaman söylerim. İnsanlık tarihinin ürettiği en önemli slogandır, siyasi söylemdir. Sustuğunuz sürece herkes faturayı öder. Herkes öder. AKP'ye oy veren de, vermeyen de, bunlardan haberi olan da, olmayan da herkes. Yaşam kalitemiz öyle bir savruluyor ki ve biz maalesef bunu tutmakta büyük güçlük çekiyoruz.